Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dünya futbol tarihinde eşine çok nadir rastlanan olaylardan birisi 2 Mart 2000 tarihinde Almanya'nın Dortmund kentinde Borussia Dortmund Galatasaray maçında yaşandı. Sürecin perde arkasında ise futbolun çok ötesine geçen bir hikaye gizliydi. 1960'ların başında başlayan Türkiye'den Almanya'ya işçi göçünün en önemli ayaklarından birisi Almanya'nın ruh bölgesi oldu. Almanya'nın kömür ve çelik üretiminin merkezi olan bu bölgede, 2. Dünya Savaşı sonrası çok sayıda fabrika açılmıştı. Fabrikaların insan gücüne ihtiyacı vardı. Dolayısıyla Türkiye'den gelen işçi gücünün yığıldığı noktaların başında ruh bölgesi geliyordu. Duzburg, Esen, Boşum, Gelsenkörken ve hikayemizin merkezindeki Dortmund şehirleri ruh bölgesinin başlıca merkezleriydi. Bölgenin en önemli merkezlerinden olan Dortmund, 2. Dünya Savaşı sırasında çok büyük hasar almıştı. Yeniden ayağa kalkan ülkenin sanayi atılımlarının yapıldığı şehirde burası oldu. Açılan fabrika ve şirketlere binlerce Türk işçi istihdam edildi. Almanya'ya göç eden birinci jenerasyon Türklerin genelinde olduğu gibi Dortmund'daki Türk işçilerinde büyük kısmı Türkiye'deki memleketlerinden pek fazla çıkmamış, eğitim seviyesi çok yüksek olmayan bir kesimdi. Türklerin şehirde kabul görmesi kolay olmadı. Yaşanan ırkçılık olaylarının, ayrımcılığın ciddi ölçüde hissedildiği yıllar yaşandı. Buna karşılık şehirdeki Türk nüfusu günden güne artmaya devam etti. 1990'lı yıllar geldiğinde, yaklaşık 550 bin nüfuslu Dortmund'da Türk nüfusu 100 bine yaklaştı. Dortmund şehrinin alameti farikalarının başında ise bir futbol kulübü geliyordu. Borussia Dortmund olarak tüm dünyada namsalan bu camia, 1909'da kurulmuş ve tarihinde defalarca şampiyonluk yaşamış dünya çapında bir kulüptü. Şehrin medarı iftiharı Borussia Dortmund taraftarları ise dünyanın en tutkulu taraftarları arasında yer alıyordu eski ismi Westfalen Stadion olan 80 bin kapasiteli stadyum her maç tıklım tıklım doluyordu. Galde Wand yani Sarı Duvar isimli Güney Tribünü her maçta inanılmaz bir atmosfer oluşturuyordu. Dortmund demek Borussia demektir. Dünyada şehir takım bütünleşmesinin en önemli örneklerinden birisi burada gerçekleşiyordu. 2000 yılında, UEFA Kupası 3. turunda Galatasaray ile Borussia Dortmund eşleşti. Bu eşleşme, Dortmund tarihinde görülmemiş bir maceranın başlaması demekti şehir yeni ve büyük bir sınavla karşı karşıyaydı. Galatasaray yönetimi, Almanya'da yaşayan taraftalarının bu maça yoğun ilgi göstereceğini tahmin ederek Dortmund yönetiminden ek bilet talep etti. Dortmund yönetimi ise bu talebi kesin bir dille reddetti. UEFA, deplasman takımı taraftarlarına stadın %10'luk bölümünün ayrılmasını zorunlu tutuyordu. Dortmund da bu oranın üstüne çıkmayacaklarını açıkladı. Galatasaray'ın yoğun ısrarları üzerine Dortmund yönetimi şöyle bir gerekçe açıkladı. Bizim stadımızda tüm koltuklar sezon başı kombine biletlerle satılıyor. Fazladan tek bir koltuk bile veremeyiz. Bunun üzerine Galatasaray taraftarları için kale arkasında 8 bin kişilik bir bölge ayrıldı. 2 Mart günü Westfalen'e gelen taraftarlar gözlerine inanamadı. 65 bin biletli seyircinin kabul edildiği stadyumda 40 bin Galatasaray taraftarı vardı. Almanya'nın hatta dünyanın en ateşli tribünlerinden birine sahip olan Dortmund, kendi evinde sarı kırmızıya boyanmıştı. Peki, bu nasıl olmuştu? Tüm biletlerin sezon başında satıldığı statta, Dortmundluların koltuklarında nasıl Galatasaraylılar oturuyordu? Galatasaray yöneticisi Mehmet Cansun, bu durumun nasıl gerçekleştiğini şu sözlerle anlatıyor. Maçtan önce yer istedik adamlardan vermediler. Bize bir türbün dediler, kale arkası bir türbün sizin. Bakıyorum, ben bizim oturduğumuz bütün o türbün yani bizim numaralı türbün tabir ettiğimiz kendi stadımızdaki türbün komple türbün ve herkes Galatasaraylı bütün bayraklar filamalar neler nasıl oldu? Peki bu sonra anlattılar. İki misli üç misli fiyat ödemişler. Bir maçlık kombinesi olanlardan o hakkı o gün için satın almışlar öyle gelip oturmuşlar. Takımlarına tutkun olmalarıyla bilinen Dortmundlular, kombinelerini tek maçlığına Galatasaraylılara kiraladı. Ruh bölgesinde büyük kısmı kıt kanaat geçinen, fabrikalarda işçi olarak çalışan binlerce kişi, patronlarının kombinelerini astronomik ücretler ödeyerek kiralamıştı. Türkler bu maça öyle bir ilgi gösteriyorlardı ki, o dönemde yıllık 2500 mark civarı olan Dortmund kombine biletleri, tek bir maç için 700 marka kadar alıcı bulmuştu. Neticede para tatlı gelmiş, Dortmundlular kombinelerini bir maçlığına devretmeye razı olmuşlardı. Borussia Dortmund, 92 yıllık tarihinde ilk defa kendi evinde deplasmanı yaşamak zorunda kaldı hep hor görülen, şehrin alt sınıfı olarak kodlanan Türk işçiler, şehrin en sembolik mabedini iki saatliğine zapturapt altına aldılar. Galatasaray, kendi evinde gibi oynadığı maçı 2-0 kazandı. Maçın ardından hem Almanya federal basınının hem de Dortmund yerel basınının gündeminde bu maç vardı. Yerel gazeteler, maçın sonucundan daha utanç verici olanın tribünler olduğunu yazdılar. Dortmund'un ezeli rakibi Schalke 04 forumları, zevkten dört köşe şekilde Dortmund taraftarının düştüğü durumla alay etti. Sarı duvar olarak kodlanan Dortmund tribünlerinin Türklerin yaktığı meşalelere atıf yapılarak kırmızı alev olarak değişmesi gerektiğini yazdılar. Dortmund'da ise kombinelerini Türklere kiralayan taraftarların bir daha stadyuma sokulmaması için kampanya başlatıldı. Kulüp bu olaydan sonra kombinelerin devredilemeyeceği ve kimlik bilgileriyle giriş yapılacağı bir sistem kurdu. Dortmundlu Türk işçiler ise belki bir aylık maaşlarını tek bir maç için feda ettiler. Bununla birlikte ertesi gün gittikleri fabrikalarında patronlarının yüzüne daha gururlu baktılar. Bu olay Almanya'daki Türk diasporasının en büyük gövde gösterilerinden birisi olarak kayıtlara geçti. Galatasaray Kulübü ise Dortmund'da yaşanan bu çılgınlığı hiçbir zaman unutmadı. 2003-2004 sezonunda İstanbul'daki terör saldırısı sebebiyle maçlarını Türkiye dışında oynaması gereken Galatasaray, kritik Juventus maçını Dortmund'da oynadı. Westfalen tribünleri 3 sene sonra yeniden sarı kırmızıya boyandı. Kaderin cilvesine bakınız bu maçta da Galatasaray yine 2-0 kazandı. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.